Şeyh İlyas Çelebi Hazretleri Şeyh İlyas Çelebi Hazretleri, Anadolu'da yetişen evliyanın önde gelenlerinden olup, Akisar'daki Şeyh Mecdudin İsa Hazretlerinin oğludur. 1496 yılında Akisar'da doğmuş, uzun yıllar bu bölgede babası Şeyh İlyas Çelebi Hazretleri ile birlikte dini İslam'ı mübine hizmet etmekle ömrünü geçirmiş, ve 1560 yılında ahirete irtihal eylemiştir. Kabri Şerifi Akisar ilçesinde Şeyh İsa Camii'nin haziresindeki türbede babasıyla birlikte bulunup sevenleri tarafından ziyaret edilerek feyz ve bereketlerinden istifade edilmektedir. Şeyh İlyas Çelebi Hazretleri de mübarek babası Şeyh İsa Hazretleri gibi Bayrami tarikatine mensup olup zahiri ve batıni ilimlerde yetişmiş olmasının yanı sıra, kendi yaşadığı dönemde astronomi biliminde söz sahibidir. Akisar, vaktiyle Saruhan sancağına bağlı olduğu için, Şeyh İlyas Hazretleri İbni İsa Saruhani diye de anılır. Çeşitli medreselerde ilim, irfan tahsil eden İlyas Efendi Hazretleri, tarikat icazetini de babası Bayrami Şeyh Mecduddin İsa Saruhani Hazretlerinden almıştır. Hacı Bayramı Veli, Akşemseddin, İbrahim Tennuri, Kasım Tennuri, babası Şeyh Mecduddin İsa Hazretlerinin rahmetullahi aleyhi mecmain sohbetinde yetişerek ilim sahibi olan İlyas Efendi Hazretleri, Rumuzu Künuz adlı eserinde babası ve mürşidi Mecduddin İsa Efendi Hazretlerinden pirim diye söz eder. İlyas Efendi Hazretlerinin 10 bin ilahi ve gazel yazdığı söylenmekte ise de bunların pek azı günümüze ulaşmıştır. 1521'de babasının Aydın'a taşınmasından sonra Akisar'daki tekkenin başına geçen İlyas Efendi babasının ölümüne kadar burada hizmet vermiştir. Şeyh İlyas Çelebi Hazretleri ömrünü İslam'a hizmet, insanlara nasihat etmekle geçirirken, bu arada pek çok talebe yetiştirmiş, talebelerinden bazıları Şeyh Muslihuddin Germiyani, Şeyh Baba Ahmedi Germiyani, Şeyh Nuri Ruşeni, Şeyh kasım Malati, Şeyh ömer Menteşevi, Şeyh Mehmedi Rumi, Şeyh Dede Hüsnü-i Bayındırı, Şeyh abdi Tirevi rahmetullahi ecmain olarak kayıtlarda geçmektedir. Şeyh İlyas Çelebi Hazretleri paraya pula hiç kıymet vermezdi. Kendini ilme vermiş, devamlı ilimle meşgul olurdu. İlimden başka bir şeyle meşgul olduğu görülmedi. Hiç boş durmaz, ya kitap yazar ya ders okutur veya bir kitabı mütala ederdi. İbadetlerini ve Cenabı Hakk'a karşı olan vazifelerini hiç aksatmazdı. Günah işlemekten çok sakınır, dünya için üzüldüğü görülmezdi. Züht sahibi, heybetli, cesur, iyiliği emreden, kötülükten sakındıran, gece gündüz din İslam'ı yaymak için uğraşan, Allahü Teala'yı bir an unutmayan şanı yüksek bir zattı. Allahü Teala'yı zikre, özellikle Kur'an-ı Kerim okumaya çok önem verirdi. Sadece Kur'an-ı Kerim okumakla yetinmez, aynı zamanda Kur'an-ı Kerim'i yazarak da bir senede hatim ederdi. Bu haline vefatına kadar devam etti. Meseleler hakkında derinlemesine tekik ve tahkik yapmadan konuşmazdı. Senelerce Müslümanlara vaaz ve nasihatte bulundu ve namaz kıldırdı. Çok hadis-i şerif bildirdi. Çok kitap tasnif etti. Dinde olmayan ve sonradan ortaya çıkan bidat olan şeyleri ortadan kaldırdı ve bidat ehline karşı çok mücadele etti. İlyas Çelebi Hazretleri'nin huzuruna, zamanının büyük zenginlerinden ve ahalinin büyüklerinden Mahmud Ağa adında bir zat gelerek ondan dua talep etti. İlyas Çelebi Hazretleri, ''Ya Mahmud Ağa, sen de baban gibi şaki ve azap ehli olma.'' buyurdu. Mahmud Ağa, ''Efendim, benim babam şaki ve azap ehli miydi?'' diye sorunca o da ''Evet.'' buyurdu. Çünkü Mahmud Ağa'nın babası bir zaman valiydi. İnsanlar arasındaki muamelelerde adil davranmazdı. Mahmud Ağa, İlyas Çelebi Hazretlerinin yanından kalkıp gitti. İlyas Çelebi Hazretlerinin yanına tekrar gelirken, onu denemek için yanında üç bin altın getirdi. Mahmud Ağa, İlyas Çelebi Hazretlerinin huzuruna girince, yanındaki üç bin altını onun önüne bıraktı ve ''Efendim bunları kabul ediniz. Bunlarla dergahınıza bazı şeyler alırsınız.'' dedi. İlyas Çelebi Hazretleri ona baktı ve "Kalk git ey beni denemeye kalkan cahil. Ben Allahü Teala'ya dua edersem yerler hemen yarılır ve seni yutar. Beni zenginlikle ölçmek istiyorsun. Halbuki sen isteyince Allahü Teala'nın izniyle şu seccadenin altında iki çeşme olur. Birisinden su gibi altın, diğerinden de gümüş akar." buyurup seccadesini kaldırdı. Orada bulunanlar Seccadenin altında iki çeşme olduğunu ve birisinden altın, diğerinden gümüş aktığını gördüler. Onun üzerine gelen şahıs yapmış olduğu hatayı anlayıp özür dileyip talebesi olmak için ricada bulundu. kirinden temizlen. Arzu ve isteklerine meyil ettiğin zaman onu tövbeyle ile düzelt. Allahü Teala'nın sevgisine yapış. Allah sevgisi öyle bir şeydir ki her iyilik, hayır ve üstünlüğün esası odur. Sevaba kavuşamayacağın yere ayağını koyma. Günah işlemeyeceğin yere otur. Başka yere oturma. Allahü Teala'nın beğendiği işleri yapmakta yardım isteyeceğin kimseden başkasıyla oturup kalkma en güzel nasihatçı seni Mevla'ya sevk edendir. Kendisi hatırlanınca Allahü Teala'yı hatırlatanlarla beraber ol. Her kim şunlara uyarsa kamil bir Müslüman olur. 1. Helal lokma. 2. Doğru söz. 3. Doğru iş. 4. Evliyanın sohbetinde bulunmak. 5. Allahü Teala'nın varlığını, birliğini tasdik etmek. 6. Allahü Teala'ya karşı kulluk vazifelerini yerine getirmek. 7. Kimseye eziyet vermemek. 8. Herkese rahatlık vermek. 9. İlim öğrenmek. Hakikat ehlinin alameti şunlardır. 1. Allahü Teala'nın rızasına kavuşmuşlardır. 2. İnsanlarla sul üzeredirler. Kimseye düşmanlık etmezler. İnsanları severler. 3 halka şefkat üzeredirler. Şefkatin aslı halka nasihat etmek, onlara doğru yolu göstermektir. 4. Halka karşı tevazu ve edep gösterirler. 5. Tevekkül sahibidirler. Sabır ve tahammülleri fazladır. 6. Tamağı, nefsin arzu ve isteklerini terk etmiş, kanaat sahibidirler. 7. Allahü Teala'nın verdiğine şükrederler. 8 insanlara rahatlık ve ferahlık verirler. Mübarek babam Şeyh İsa Hazretleri buyuruyorlar ki, Kuddisesi Ruh, Allahü Teala rahmet eylesin. Cenab-ı Hak şefaatine nail eylesin. Müminler, müminlerin arkasından dua eder, münafıklar, müminlerin arkasından gıybet eder. O halde, müminle münafık arasındaki fark bu. Hiçbir mümin, hiçbir müminin arkasından, o duyduğu zaman üzüleceği bir şeyi söylemez. Yani söylememesi lazım. Yoksa kul hakkına girer. Allah hepimizi kul hakkından korusun. Amin kul hakkı mutlaka helalleşmeye bağlı. Efendim para pul hakkı varsa hadi varislerine verirsin. Değilse hayır hasenat yaparsın, bir şey söylersin. Ama eğer onu kıracak, onu üzecek, onu darıltacak, onun canını sıkacak bir laf ettiysen, o da onu duyduysa yandın bil. Ta ki onu bulup helalleşinceye kadar. Ya öldüyse? Bu sefer ne olacak? En iyisi Peygamberimiz buyuruyorlar ki sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya sussun. Allah'a ve ahiret gününe iman eden komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine çok bol ikramda bulunsun. İlyas Çelebi Hazretleri için zamanın diğer büyükleri şöyle söylemişlerdir. O salih ve abid bir zattı. Yaşayışı herkes tarafından çok takdir edilmiş ve övülmüştür. İyilik yapmaya, ibadet etmeye, güzel sesiyle Kur'an-ı Kerim okumaya ara vermeden devam etti. Gündüzleri devamlı oruç tutar, geceleri de sabaha kadar namaz kılardı. Devlet adamları kendisine hürmet ve saygı gösterirlerdi. Allahü Teala büyüklerimizin hürmetini hepimizi iki cihanda aziz eylesin. Amin.